Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir My Summer Car videosuyla karşınızdayım. Bu bölümde My Summer Car'a yeni gelen bir güncelleme var. Bu güncellemeye değineceğiz. Güncelleme ile birlikte oyunda gerçekleşen değişiklikleri, yenilikleri sizlere her zamanki gibi aktaracağım. Fakat bundan önce yapmak istediğim bir duyuru var. Biliyorsunuz birçoğunuz kanalıma My Summer Car'la birlikte aileme dahil oldunuz. My Summer Car biliyorsunuz artık oyunda yapacağınız tek bir şey kalmadı. Son videolarda sadece güncelleme üzerinden ilerliyoruz. Bu yüzden fazla sık gelmiyor artık yeni videoları. Bunu da daha önce sizlerle paylaşmıştım. My Summer Car dışında kanalımda birçok seri var. Sadece My Summer Car izleyen arkadaşlar için o serilere de bir göz atmalarını rica ediyorum. Yakın zaman içerisinde iki serimiz son bulacak ve sürpriz olacağı için, sürpriz olmasını istediğim için ismini vermek istemiyorum. Fakat güzel yeni seriler başlayacak. Bunlar için de kanalımı takipte kalın diyorum. Diğer serilerime göz atmayı unutmayın. Şimdi yeni güncellememize bir bakalım. Öncelikle önceki güncelleme hatırlıyorsanız eğer My Summer Car'ın birinci yılı dolayısıyla gerçekleşmişti. Birinci yılına özel bazı değişiklikler gelmişti. Bu güncellemenin konusu da Finlandiya'nın bağımsızlığının 100. yılı. Şu anda biliyorsunuz My Summer Car yapımcısı bir Finlandiyalı bir firma. Bu yüzden böyle bir özel bir güncelleme geldi. Boyutu da 130 MB'a yakın bir boyuttu. Detaylarına bir geçelim. Ne gelmiş? Öncelikle diyor ki yağ kirliliği simülasyonu eklendi diyor. Yağ seviyesi ve kalitesini kontrol etmek için yağ ölçme çubuğu eklendi diyor. Şu anda aracımız burada olmadığı için tabii ki direkt yağ kısmına bakamayacağız ama aracımız tamirci de oraya gidip birazdan kontrol edeceğiz yağ durumunu. Bunun yanında yine Satsuma ile alakalı bir geliştirme yapılmış. Yüksek hızlarda artık araç daha dengesiz hale geliyormuş. Sanki normalde çok dengeliymiş gibi daha da dengesiz hale getirmişler. Bunun yanında yine Satsuma ile alakalı bir değişiklik daha yapılmış. Biliyorsunuz oyuna sigara ile birlikte stres durumu eklenmişti. Sol üst köşede görüyorsunuz. Kirliliğin hemen üzerinde stres barımız var. Bununla alakalı bir değişiklik yapılmış. Biliyorsunuz bir önceki güncellemede kumar oynadığımız bir kısım vardı. Bir elemanla kumar oynuyorduk. Artık oynadığımız kumar stresimizi etkileyecek duruma gelmiş. Bunun yanında Satsuma'ya, Hayosiko yani minibüs ve Gifu'ya. Gifu da bizim kamyon olması lazım. Emniyet kemeri eklenmiş. Bunun yanında emniyet kemeri kullanmamak artık trafik ihlali olacakmış. Yani kemeri takmadan araçla giderken eğer bir çevirme varsa orada ceza yiyecekmişiz. Bunun yanında artık Gifu'nun ön camı kırılabilir durumdaymış. Kamyonumuzun ön camı kırılmıyordu. Minibüsün kırılıyordu. Satsuma'nın kırılıyordu. Bununki kırılmıyordu. Bunun yanında arabamıza radyo stereo efekti eklenmiş. Lastik aşınması ve delinmesi eklenmiş. Lastik artık daha geliştirilmiş lastik durumu. Lastiklerimiz aşınabilecek. Değiştirmek gerekecek. Bunun yanında lastiklerin biliyorsunuz üzerine geldiğimiz zaman hatta şöyle göstereyim. Burada zaten lastiklerimiz var bizim fazladan. Şöyle bir bakalım. Kontrolünü yapmış olalım. Lastikler nereye gitti? Aha, bütün lastiklerimiz gitmiş arkadaşlar. Lastikleri çalmışlar. Neyse ki şurada var. Gördüğünüz gibi sadece wheel diyor. Şöyle bir çekelim. Sadece wheel diyor. Gerçi front FR FL durumu duruyor ama şöyle bir bakalım. Duruyor mu, gitmiş mi anlayabilmiştim ama gitmiş galiba. Güncelleme listesinde yazdığına göre diyor ki lastikler diyor artık aracın herhangi bir tarafına takılabilir diyor. Sağ solu vardı bunların saçma bir şekilde. Bunun yanında araba parçası aldığımız bir katalogumuz var biliyorsunuz. Buraya diyor ki daha fazla tekerlek eklendi diyor. Bu arada o katalog buraya taşındı. Odamızda duruyordu, masanın üzerinde. Artık burada duruyor. Şöyle bir kontrol edelim. Wow, bayağı değişik. Bakın şu yoktu, şu yoktu. Bu vardı, bu vardı. Yoktu, vardı, yoktu. Bu var mıydı hatırlamıyorum. Bu da vardı sanki. Evet, daha fazla jant çeşidi eklenmiş. Şöyle bir bakalım. O süspansiyon gelmiş. Gördüğünüz gibi yarış süspansiyonu 9550. Bunlar gelmiş. Burada almadığımız bizim bir şey yok.
Burada bunu almamışız. Nitro'yu almadık. Geçen güncellemeden kalan. Burada zaten almadığımız bir şey yok. Burası yine tam halledilmiş durumda. Burada bir eksik yok. Gördüğünüz gibi. Ama bu saçma olmuş. Yani biz o kadar para verip bu lastikleri almıştık. Neden elimizdeki lastikler gitmiş? Yani paramızda da bir artış yok. 8.723. Yani o lastikler evin başka bir yerine de gelecek durumda da değil. Yani çok saçma olmuş. Buradan yapımcıyı kındırırım. Bizim paramızı geri ver. Evet, şöyle bir evi dolaşacağız. Ardından detayları aktarmaya devam edeceğim. Bir yarısına falan geldik. Herhangi bir farklılık var mı diye kendimiz bir bakalım. Şurada bir tane CD var. Gördüğünüz gibi 700 megabaytlık bir CD kutusu. Şöyle F tuşuyla açılıyor. CD alınıp böyle tak takılıp kapağını nasıl kapatıyormuşuz? F ile yine kapatabiliyormuşuz. Bunu yanımıza alırız. Bunun denemesini yapacağız. Aracımıza. Burası aynı. Şöyle bir şu tarafa bakıyoruz. Bir farklılık yok. Burası da aynı. Bizim Satsuma hala tamirde. Hala çıkartamadık. Şurada da bizim hurda var abi. Ben bu arabayı yürüttüm. Son videodan sonra minibüs orada kaldı. Bu araçla geldim. Bu yüzden bunu buraya koymuştum en son. O aracı kullanacağız. Şöyle bir kapatalım. CD sadece Satsuma'ya mı takabiliyoruz şu an acaba? Bunun etkileşimi nedir? Bu aracın radyosu ne alemde? Evet, bununki standart tabi. Satsuma'nın şeyi vardı eski. Aynı onun gibi. Onunla ilgili bir etkileşim yok. Tamam. Burayı kapatalım. Şöyle ben bir listeye de devam edeyim. Nerede kalmışız? Şöyle bir bakıyorum. Tekerlekler eklendi demiştik en son. Satsuma'nın soğutma verimliliği ve yakıt tüketimi düzenlenmiş. Artık elektrikli soba ocağı daha hızlı soğuyordu. Elektrikli soba ocağı derken acaba neden bahsediyor? Bizim evde elektrikli bir cihaz ne vardı ki? Şu şeyden mi bahsediyor? Bundan bahsediyor herhalde. Bunun üstünde kömür gözüküyor sanki ama muhtemelen bundan bahsediyordur. Evet, bunu kapatalım. Ardından diyor ki jant boyama ile alakalı bir sıkıntı varmış. Bu halledilmiş. CD eklendi diyor. Az önce gösterdim. Azami 15 şarkı diye de bir not düşmüşler. Bunun yanında Satsuma'nın frenleme performansı azaltılmış diyor. Artık yangın olayı eklenmiş. Ev yanabiliyormuş. Bazı beta versiyonun videosunu çeken kanallarda görmüşsünüzdür. Ev yanıyormuş. Bunun yanında artık karakterimiz de çok fazla alkol aldığımızda karakter geberebiliyormuş, perte çıkabiliyormuş. Sigarayla uyursak bu artık yangına neden olabiliyormuş. Satsuma'nın el freni ayarı kaydedilmiş. Biliyorsunuz Satsuma'nın el freninde bir sıkıntı vardı. Çok bir dert değildi aslında kullanımda ama diyelim el freni çektiniz, oyunu kaydettiniz, tekrar girdiniz. Aracın el freni inik durumda oluyordu. Bunu halletmişler artık. Bunun yanında başka bir şey var mı diye bakıyorum. Başka bir detay yok. Aktarabileceğim önemli bir detay yok. En önemli özellik olarak bunları belirtmişler. Şimdi biz ne yapalım? Şöyle bir kapatalım. Lastikler gitti. Vallahi yalan oldular. Şöyle bir tekrar bir bakalım. Fiyatları da bu şekilde. Şunlar 2500 dersek dün düz olarak. Sırf bu ikisi 5000 zaten. Burası da 5000 de. 10.000 abi kafadan. 12.000, 14.000, 16.000, 16.000, 17.000 küsür bir 20.000 falan lazım bu şeyleri toparlamak için. Yani bu saçma bir durum olmuş. Evet, buradan çıkalım. Biz CD'yi alalım. Satsuma'ya doğru ilerleyelim. Şöyle. Bunu alamıyoruz mu abi? Allah Allah, bakın şu an bir şey daha çözdük galiba. Sadece CD'yi mi alabiliyoruz? Yani şu an CD'yi de alamıyorum. Bug mu var, ne var anlamadım. Kapatalım. Aha, CD dışarı çıktı. El çıkıyor. Kapağı tekrar açalım. CD'de bir bug gibi bir şey oldu şu an. Kaydedip tekrar bir girelim. Bakalım nasıl bir durumla karşılaşacağız. Şöyle kaydet dedik. Evet, devam diyoruz. 1995 yılı yükleniyor. Yüklensin bakalım. Dakika 1 gol 1. Gördüğünüz gibi CD'de bir sıkıntı yaşadık ki beta versiyonun videosunu çek diyenleriniz oluyor bana. Beta versiyon hepten Allah'a emanet. CD'yi aldık. Kutuyu da alabiliyoruz. Bir anlık bir sıkıntı oldu. Şu kapıyı aç abi. Bunu kapat. Şurayı aç. CD'yi aldık. Şöyle arkaya sallayalım. Şimdi Satsuma'ya deneyince bir CD'yi deneyeceğiz. Bir de yağ olayına bakacağız. Bunları unutmayalım. Şöyle kapımızı kapattık. Sürüş moduna geçtik. Şuradan şu çanta ters dönmüş. Şöyle tamir modundan bunu aldık. Arabamızı da çalıştırdık. El freni buradaydı. Stop ettik. Şimdi kalktı araba.
Yere giderken stop ettik arkadaş. Çok fazla stop ediyor. Ha. Şöyle dönelim. Şöyle bayağı bir geniş alaraktan el işimizi yaptık. Şimdi tamirciye gidiyoruz. Aracımız Satsuma orada. Oradan da şehir merkezine geçeceğiz. Duruma göre şehir merkezine veya tekrar evimize dönerek bölümümüzü noktalayacağız. Evet arkadaşlar, oyundaki yeniliklerden bir tanesini görüyorsunuz. Yanlış görmüyorsam buğday ekili bir tarla. Şöyle durup bir bakalım. Bayağı büyük bir alana ekilmiş gördüğünüz gibi. Bunlar buğday zannediyorum. Öyle tahmin ediyorum. Böyle bir yenilik yapılmış. Güncelleme listesinde biliyorsunuz her şeye yer vermiyorlar. Oynadıkça fark edilen şeyler var. Bunları da denk geldiğim kadarıyla sizlere göstermeye devam edeceğim. Şimdi yolumuza devam edelim. Aha! Bu da kim? Elemanın biri dolaşıyor. Tamirciye yakın bir noktadayım. Elemanın teki dolaşıyor yolda gördüğünüz gibi. Hop! Yolu geçtik, şöyle bir dönüşümüzü yapalım. Burada da ekili bir tarla görüyoruz. Buraya da eklenmiş bir tane. Yapımcı çevreyi doldurmaya başladı gitgide. Şöyle bizim. Oha! Oha! Yuh! Arkadaşlar, arabanın lastikleri gitmiş. Bakar mısınız? Bu nedir abi böyle? Lan yuh ya, bizi soyup sonra çevirmiş yapımcı ya. Ne yapmışlar bu sefer? Yuh. Vallahi yuh ya. Şimdi ilk bir yağ olayına bir bakalım. O lastikleri alacağız hepsini. Yapacak bir şey yok yani. Şöyle at şunu. Şöyle bir bakıyorum. Yağ zımbırtısını nereye koymuşlar? Allah. Arabanın üzerine yağ olayını nereye eklemişler abi? Bir tane çubuk olması lazım. Blok diyor. Şurayı bir açalım. Burası radyatör. Peki nasıl bakacağız seviyesine biz onun? Yağ buraya koymuyor muyduk? Biz buraya koyuyorduk. Radyatör. Bunu şimdilik anlayamadım ama çözeriz yani. Şöyle bir bakalım. Bizim akü yok abi. Arabada akü yok. Şuna bir akü takalım. Şuna bir aküyü bir monteleyelim. Aküyü değiştireceğim diye sökmüştük. Heh. Radyodan ses geldi en azından. Şimdi o CD'yi bir deneyelim. Bir dakika. Nereye gitmiş abi o? Aha burada. Lan orada dursan ne olacaktı? Heh. Şöyle koyalım. Ver bakayım. Bakalım CD olayı nasılmış? Allah. CD gitti. Hop. Sol tıkla içeri aldık. Hop. Çıkarttık. Çıkarıp takma olayı kolaymış ama. Oradan CD'ye geçirdik abi. Herhangi bir şey başlamadı. Demek ki boş bırakmışlar. Öyle anlaşılıyor şu an. Şu an radyoya geçtik. Tekrar CD'ye geçtik. Evet, herhangi bir şey yok. Buradan CD'yi çıkartalım. Kapat. Şimdi CD'yi alalım, kaybolmasın. Güncelleme notları arasında CD eklendi. 15 şarkıya kadar diyordu. Demek ki bunu kendimiz bir şekilde ekleyeceğiz. Öyle gözüküyor. İçerisine 15'e kadar şarkı atılabiliyormuş. Bunu ben oradaymış. Direkt salladım. Dedim kaybolmasın. Emniyet kemeri eklendi diyordu Satsuma'ya falan. Bunda var mı öyle bir şey şu an? Diğer koltukta mı var acaba? Şu an bir tane emniyet kemeriyle alakalı bir şey göremiyoruz. Diğer koltuklar takıldığında geliyor olabilir. Bunlar yarış koltuğu olduğu için. Burada farklı bir olay var bakın. Bunlar nedir abi? Neyse, Satsuma'ya baktık. Şöyle bir tamirci burada mı, ona bir bakalım. Tamirci yine kapalı. Bunu bir türlü denk getiremiyoruz. Şuraya bak ya, araba hurdalığa dönmüş. Arkada bir farklılık yok. Tamamdır, Satsuma ile olayımız bitti. Buraya bir bakalım. Bunda bir değişiklik var mı? Bagajdan başlayalım. Bagajı boşmuş. Zaten ön kaputu açılmıyor. Öyle bir etkileşim yok. Bunu da takalım bu arada. Şöyle
Hop, pinlerini takalım. Şöyle içerisine bir bakalım. Evet, bununki de eski tip radyo zaten. Buna da şey takılmaz, CD takılmaz. Bunda zaten emniyet kemeriyle alakalı bir şey demiyordu. Bunda herhangi bir şey yok. Bunu da kapatabiliriz. Şimdi şehir merkezine ilerleyelim. Oradan aracımıza yakıt alırız ve etrafı bir turlarız iyice. Herhangi bir değişiklik var mı? Bunları da kendimiz görüp öğrenmiş oluruz. Şimdi marketin bulunduğu şehir merkezine gidelim. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi yine ikili bir tarla var. Hatta bayağı büyük bir alan. Bu boşluğu komple doldurmuştu yapımcı burasını gördüğünüz gibi. Sürekli devam ediyor. Burada kesildi. Bir boşluk vermişler. Buradan devam ediyor ve burada bu da nedir? Büyük bir yapı görüyorum. Hemen buraya gidip bakmamız lazım. Bakalım neymiş. Evet, geldik. Şuradan bir girişi var. Özel bir giriş yolu yapmışlar. Birçok garaj kapısı var. Burada yine büyük bir yapı var. Şöyle bir yerde duralım ortada. Gördüğünüz gibi yeni bir alan eklenmiş. Malta Laos. Anlamı ne bilmiyorum. Bir tane sembol var. Hastane H'si gibi ama H'de değil bu. Farklı da bir sembol. Bu yapının işlevini bilmiyoruz. Şu an içerisi gene muhtemelen boştur. Evet, görüntü olarak bir şey yok. Şöyle şuralara da bir bakalım. Arkada yine var. Bayağı büyük bir alan kullanılmış. Şurada ufak bir kapı var ama etkileşim yok. Şöyle aracımıza binelim. Araçla turlayalım. Bindik. Gördüğünüz gibi burada da yine ufak bir kapı var ama kapılar hep boş. Burası bu şekilde yapılmış. Kontrol edelim. Evet, boş. Güncelleme notları arasında bu yapı yazmıyordu. Muhtemelen ya görüntü olarak eklendi ya da sonraki güncellemelerde bir işlevsellik kazanacak. Şöyle bir etrafından turlayalım. Alamadık. Şöyle. Bu zaten burada vardı. Gördüğünüz gibi tekrar giriş yaptığımız yola geldik. Bu yapı da bu şekildeydi. Bayağı büyük bir şey eklemiş yapımcı. Evet, tekrar yolumuza devam edelim. Yine bir farklılığa denk gelirsem yolda durup muhakkak sizlere göstereceğim. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, şehir merkezine geldik. Şöyle. Hop, işimizi yaptık. Bakalım burada bir farklılık görebilecek miyiz? Öncelikle bir markete bakacağız tabi. Şöyle inelim. Bakalım marketli durumlar nedir? Buralarda ekstra bir şey yok. Süt var, ıvır zıvır var. Yeast ve sugar yeni alınabilenler. Bira var. Burası yine alınamıyor. Görüyoruz ama alamıyoruz. Burası yine aynı. Burada sigara var. Kyllä meilläkin kylällä on aika paljon noita leipureita. Suomis seat cover. Sokeria ja hiivoa, niin mua on perkeleesti. Oo, yeni şey koymuşlar. Kyllä varmaan hyvät pullat tullut. 547. Wow. Alalım. Koltuk direksiyon... Koltuk direksiyon kılıfı falan eklemişler. Aha. Allah. Uykuya yattım yanlışlıkla. Hayır. Paketi açayım derken uykuya yattım arkadaşlar. Bir dakika. Şunu bir açabilir miyiz abi? Açamıyorum şu an. Heh. Açtık. Ön tarafım bu. Bu koltuklar için olsa gerek. Bu da direksiyon için. Bunu da görmüş olduk. Bakın. Bu da yazan bir detay değildi. Kapıda böyle kaldı. Uyumamız kötü oldu ya. Arkadaş, benzinimiz de az. Araçta yiyecek var mı acaba?
Hiç sanmıyorum ama. Hop. Evet, araçta sadece içecek var abi. Yakıt az şu an. Gayet az bir yakıtımız var. Heh, kapatalım. İşin en kolayı, ben zamanı ilerleteceğim. Tekrar gündüzü alacağım. Şu anda şehri bu şekilde dolaşmak da istemiyorum. Karanlıkta pek bir şey göremeyiz. Ama şuradan bir gece kalalım. Hangisiydi yiyecek? Şu muydu? Jaha, etkö sinäkin turhattaa mua sun pääs, että unohtuu hetkeksi mitenkään kaahea paikka tämä muolima loppujen lopuksi on. No aldanız lan. Ha geldi. Hop, yemeği yedik abi. Sana kahve mi? Kahve yazmış. Sende de bundan çakalım. Azaltacak mı? Yok abi, azaltmadı. Tuvaletimiz de geldi, tuvaletimiz var şu an. Bizim araçtan şey alacağız. Bir dakika. Heh. Eğilemedim ya. Bira gömeceğiz abi. Bir tane daha gömelim. Tam olsun yani. Bir de sigara çaksak, stresimizi bir sıfırlasak güzel olacak. Şöyle arka tarafa geliyorum. Burada oyunu kaydedeceğim. Sigarayı fondüp yapıyoruz abi. Bak şimdi. Oo. Tek attım abi. Sigarayı temizledik. Şimdi ben oyunu kaydedeyim. Gündüz yapacağım ve oyunumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, save yapa yapa oyunu gündüze getirdim. Biliyorsunuz her save ettiğinizde oyun 1-2 saatlik bir süre geçmesini sağlıyor. Bak şimdi şunları bir izleyelim abi. Ama ben bir kaçayım, bunlar bana vurabilir. Yok abi, sıkıntısız durdular. Şimdi yakıt alalım önce bir. Yakıt işini unutmayalım, yakıt önemli. Yolda kalabiliriz çünkü. Alet çantası nereye gitmiş abi? Kyllä ennen vanha itekin olen kyllä melekonen kalamies. Mä en muista ku 60-luvun... Bir dakika, şurayı bir temizleyelim. 70-luvun. No kumminkin siinä 80-luvun loppupuolella ku... Veloman niye konuşuyor ya? ...muistelemassa. Jesus dayı. No niin ei muuta ku kiitos ja hellu rei. Heh, kafamızı şişirme ya. Şunlarla etkileşime geçemiyorum ben şu an. İlginç bir durum söz konusu. Gözükmüyorlar yani. Şunlarla da bir etkileşime geçemiyorum. Hepsi sabit gibiler. Şöyle bir gelelim. Çantayı da alamıyorum. Baraja ne oldu böyle? İlginç. Ben tekrar bir save etmek istiyorum. CD'de hatırlarsanız bir bug oldu. Alamamıştık. Burada da yine öyle bir şey söz konusu şu an. Bunu da save ederek düzeltmeye çalışacağız. İnşallah düzelir. Yoksa biraz problem çünkü aracı çalıştıramayız. Eğer alet çantasını açamazsak bizim için bayağı büyük bir sorun. Bakalım. 95 yıl yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Düzelmiştir inşallah diye umuyorum. Hızlı bir şekilde arabaya ilerleyelim. Bakalım. Heh. Etkileşim geri geldi. Belki yeni güncellemeyle biraz bir sıkıntılar var. Yan yana durdular. Artistlere bak. Şimdi şöyle bunu çevirelim. Şuradan bunu aldık. Çalıştır abi. Şöyle dursak hallederiz diye düşünüyorum. Çünkü depo kapağı bu tarafta olması lazım. Aynen, doğru tahmin. Şöyle açalım. Hemen burayı bir fulleyelim. Evet, burayı doldurduk. Yakıt işimiz tamam. Tamamdır. Şimdi hemen ilerleyelim. Birkaç yiyecek, içecek falan alalım. Şunu ver. Şunu ver. Bize idare etsin. Yanımızda bulunsunlar. Şöyle salla abi. Bu eleman konuşabilir. Kapısını kapatalım. Hatta bir girip çıkış yapalım. Yok, tepki vermedi. Şöyle kapımızı açalım. Artık şehir merkezinde bir tur yapabiliriz. Bunu da hallettik. Evet, şöyle bir sağ tarafa doğru turlayalım. Burası önceki güncellemede vardı. Burada bir farklılık göremiyoruz gibi. Burası aynı. Burada yine bir farklılık yok. Burada büyük... Aha, eleman dolaşıyor. Buradaki büyük yapı bizim yolda gördüğümüz yapı olsa gerek. Buradan bile gözüküyor. Çok yüksek olduğu için. Evet.
saha aynı. Burada yarışla alakalı yine çadırlar kurulmuş. Yarış gününde olduğumuz için. Şu taraftan bir tur yapalım. Burası bir önceki güncellemede gelmişti. Kamyonumuzdaki atığı boşalttığımız depo. Burası yine orasının bir başka girişi. Burada bir ev var, vardı diye hatırlıyorum. Araç muayene istasyonu. Şöyle bir bakalım. Kapısı kapalı şu an, çalışmıyor herhalde. Bu dükkan yine boş. Şuna muhtemelen otobüs çakmış abi, buraya gelmiş bu. Böyle bir dönelim. Şu evi ben burada hatırlamıyorum, bu yeni eklenmiş. Olsa gerek. Hatta bir yol da koymuşlar yan tarafına. Şu direkt nedir abi? Finlandiya bayrağı. Vay. Finlandiya bayrağı olan bir ev koymuşlar. Acaba burası ne olsa gerek. İçerisi boş tabi. Acaba özel bir mekan mı olacak diye düşünmüyor değilim. Bayrak koyulmuş çünkü. Belediye başkanının evi falan mı burası abi? Şey yazsaydınız da bilseydik. Şöyle bir dönelim geri. Evet, buradan sonraki durağımız neresi olacak onu söyleyeyim. Buradaki işimizi hallettik. Buradan sonra bu aracı aldığımız kulübenin olduğu yere gideceğiz. Oradan da evimize dönüp bölümümüzü noktalayacağız. Şimdi o kulübenin orada. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kulübenin bulunduğu yere geldik. Araca bir bakalım. Okey. Tuvalet hala kapalı değil mi? Burayı almadan açılmıyor anladığım kadarıyla. Bunu da halledeceğiz bir ara. Bu elemandan kulübeyi ve aracın anahtarını bir şekilde alacağız. Buraya bir bakalım. Minibüsümüze oturduk. Emniyet kemeri olayına bakmak istiyorum. Güncellemede yazıyordu ama burada kemerler var. Kemer tokaları. Oo. Çekiyoruz. Ve bam. Vay, bayağı güzel arkadaşlar. Buradaki boş tabi, kendimizinkini bağlayacağız. Direkt namba etkileşim koymuş. Bu da araçta da vardı hatırlıyorsunuz. Bizim Satsuma'da. Emniyet kemerinin parçasıymış. Buradan görünce anladık. Demek ki o, evet, tek tuşla sökülüyor. Gördüğünüz gibi emniyet kemeri eklenmiş durumda. Onun aynısını tekrar Satsuma'nın oradan geçeceğiz. Satsuma'da deneyeceğiz. Kamyonumuzda yine deneyeceğiz. Onları da denemeden geçmeyelim. Satsuma'nın yanına gidelim. Oradan eve geçeceğiz. Evet, Satsuma'nın yanına geldik. Onu da bir emniyet kemerine bakalım. İlk baktığımızda anlayamamıştık. Şöyle bir bakalım onunkine de. Evet, burada biraz arkada kalıyor. Bu koltuğu çıkıntı kısmı olduğu için. Ondan da gözümüze çarpmadı. Alması ona biraz zor herhalde. Dur bakayım. Şöyle bir yapalım. Bir dakika. Şöyle tersi eğiliyor. Diğer tarafa niye eğilemiyoruz? Şeyle alakalı olarak uzanamıyorum şu an. Coolant geldi elime abi. Burada kemer var mı? Bu tarafa eklenmemiş. Şöyle bir gelsek. Kemeri algılayamıyor şu an. Koltukla bağlantılı da olabilir ama koltukla sıkıntısı olması biraz garip kaçacak bence. Herhangi bir bug da oluşmuş olabilir şu an. Tekrar ben bir sürüş moduna geçmek istiyorum. Acaba direkt mi takılıyor? Sol tıklıyorum. F'e basıyorum. Sağ tıklıyorum. Herhangi bir etkileşim yok. Ya koltukla bağlantılı ya da bende bir bug oluştu. Yeni güncelleme sonuçta. Ama bunu da bakmadan geçmedik. En son kemer olayını da kamyonda deneyeceğiz. Yolumuza şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaşlar, yolda ilerlerken bir kaza yaptığımdan tekrar son kayıtlı yer olan buraya, marketin buraya dönüş yaptım. Ve bir atladığımız detay vardı. Onu fark ettim. Gördüğünüz gibi yağ filtreleri güncelleme detayında yazıyordu. Tanesi 59'muş. Tekrar yakıt aldım.
Yakıtla birlikte bunların da tamamını satın aldım. Şöyle şurada aracımızın içerisinde açalım onları da. Şöyle arkada açayım. Gördüğünüz gibi oil filter Suomen Kone Moka yazıyor abi üzerinde de. Burada alacağınız başka bir şey yok herhalde. Tekrardan yiyecek falan aldım. Evet, başka bir detay yok. Bunların tamamını aldık. Şimdi geri dönmüşken unuttuğumuz outfit'ini aldık ve şunları Satsuma'ya takmayı deneyelim. Bunlar geldi aklıma. Arkaya attık, unuttuk onları. Onları bir Satsuma'ya takmayı deneyelim. Nasıl duracak? Ardından evimize geçebiliriz. Evet, tekrar Satsuma'nın yanındayız. Şöyle kılıfları alıp sallayalım ileriye doğru. Onları bu taraftan alalım. Bir tane şurada var. Hop, arabanın üzerinde kaldı. Onu da şöyle şuradan alabiliriz. Bakalım bunlar neymiş, nasıl takılıyormuş, nereye takılıyormuş. Allah fırlat. Şöyle bir bunu takmaya çalışalım diyeceğim ama buna değil, bu şeye takılacak yine. Diğerleri gibi belli ki. Eski direksiyona takılacak galiba. Bakalım bu takılıyor mu? Ön koltuklar için mi, arka koltuklar için mi acaba? Koltuk kılıfı diyor. Bunlara zaten takılmaz. Evet, bunlar da eski koltuklar için, ön koltuklar için. Ama şu takılır herhalde. En azından bunu takalım, bir görelim. Evet, bu takılıyor. Gördüğünüz gibi işaret çıktı. Sol tık yaptım ve böyle bir kaplama haline geldi. Şöyle de bir açalım. Gördüğünüz gibi içini bile kaplamış. Şunu nasıl kapatıyoruz? Bir bakalım. Bunu da bir kapatması bir dert arkadaş. Aha, torpido kapağı açık kaldı. Heh, kapandı. En azından bunu taktık, takmadık demeyiz. Takılı kalsın, zaten aracımızı kullanamayacağız şu durumda. Bunu da denedik. Artık inşallah bir aksilik çıkmazsa eve gidip orada bölümümüzü noktalayabiliriz. Evet, tekrar evimize dönüşümüzü gerçekleştirdik. Aracımızı buraya bırakalım. Bu arada gördüğüm ama söylemeyi aktardığım bir değişiklik var. Gördüğünüz gibi evimize eklenmiş bir Finlandiya bayrağı bulunmakta. İhtiyaçlarımızı önce bir halledeceğiz. Aradan çıkartacağız. Şöyle su içelim. Bu kadar yeterli. Şuradan bir hop yiyecek yiyelim. Allah, aşağı düştüler. Bu raf dolmuş taşıyor abi. Heh, şu aşağıya biraz koyalım. Şöyle. Heh, burayı da hallettik. Suyumuzu içtik. Hemen bir şuradan duş alalım. Gerilimimizi sıfırlayalım. Allah'tan bu duş olayı geldi. Evet, bunu da hallettik. Hop. Bunu da kapat. Şimdi oyunumuzu bir kaydedeceğiz. Şöyle bir kayıt alalım. Evet, save'imizi aldık. Şimdi yangın olayını deneyeceğiz arkadaşlar. Denemeden olur mu? Sigarayı yaktık. Uykuya yattık. Bakalım ne olacak? Aha! Yanıyoruz. Allah. Yanıyoruz, vallahi yanıyoruz. Allah. Ev yanıyor. Ve ben sigara içiyorum. Ne kadar rahatlık var abi üzerimde. Şöyle bir ekran görüntüsü alayım. Evet, görüntümüzü aldık. Ev yanıyor. Gördüğünüz gibi daha da alev artıyor gibi gözüküyor. Evet, oda yandı gördüğünüz gibi. Yanma efekti görüntüsü eklenmiş. Yani sadece alev çıkmıyor, duman çıkmıyor. Şimdi bu arabamızın yanması durumu için aldığımız yangın tüpünü bir deneyeceğiz. Bir etkileşim yaratacak mı? Faydası olacak mı diye. Ama her taraf yanıyor. Evet. Yerler de yandı. Bir faydasını görmedik şu an. Ev yangında müdahale edilemiyor demek ki. Baya baya evimiz yandı. Şu odanın haline bakın. Komple yandı. Buraya sıçramış mı? Bu odaya yeni ulaşıyor. Üst tarafları yanmış. Salon kısmı alev altı. Mutfağa biraz ulaşmış. Burada herhangi bir şey yok. Ama bu makinalarla bir etkileşim varsa şunda kesin vardır zaten. Şundan daha da bir alev, daha da bir artacaktır. Evet, iyi de niye? Mutfak da yanmaya başladı iyice. Burası zaten pert olmuş. Biralar kalmış abi. Biralar yanmamış. Bir de şu şey kalmış. Şömine abi. Şömine etkilenmiyor. Bayağı bir yayıldı şu an. Of, dışarı kadar çıkmış. Dış kısım yine etkilenmiyor galiba. Yo, etkilenmiş. Bakın dış kısım bile etkilenmiş yangından. Buradan başladığı için alev burada daha fazla. Diğer taraflara da yayıldı şu an. Arka oda da yanmış gördüğünüz gibi. Şöyle bir dönelim tekrar bu tarafa bakalım. Salon zaten pert. Mutfakta yerler yanmış. Bakın iyice yanıyor.
yanma efektine bakın. Ne şekilde yapılmış. Yerden yukarıya doğru siyahlık yükseliyor. Bakın cam kenarları. Şimdi masa falan da pert olacak zaten. Evet, burası hop tamamen yandı gördüğünüz gibi. Kapı zaten açıkmış. Burası zaten sıradaki kısım. Burası kaldı. Her taraf yanacak. Yandıktan sonra ne olacak onu da göreceğiz. Yani evde yaşayamayacak mıyız artık? Yoksa bir ücret karşılığında evimizde sıfırlanma durumu mu olacak? Tekrar eski haline mi gelecek? Eğer öyle bir durum varsa sağlam bir ücret çıkacaktır. Ev komple yanıyor çünkü. Garajda herhangi bir şey var mı? Garaja sıçramış durumda mı yangın? Sıçramamış. Ama banyo tarafı yandıktan sonra buraya da sıçrayacaktır. Hatta alevler gözüküyor gördüğünüz gibi. Dumanlar var biraz. Hemen şu tarafa bakalım. Koşaraktan hemen. Evet, banyo tarafına da geçmiş. Buradan da gördüğünüz gibi gözükebiliyor artık. Kapıyı açalım. Her taraf yanmış abi. Her taraf yanıyor. Bir tek garaj kaldı. Garaja da yakında ulaşır herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Ev yanıyor alev alev. Şuraya bak. Daha da artıyor sanki. Evet, yangını izlemeye devam ediyoruz. Sonuna kadar izleyeceğiz. Bir tek garaj kaldı zaten. Buradaki parçalar etki edecek mi? Merak ediyorum. Evet. Evin yanmayan yeri kalmadı şu an. Garaja daha ulaşmamış yangın. Evet arkadaşlar, zamanı geçirmek için kamyonda ben uyudum. Yangın gördüğünüz gibi garaj tarafına geçmemiş. Ama ev hala yanmaya devam ediyor. Şöyle bu taraftan bir tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi ev şu anda hala yanmaya devam ediyor. Ev kısmı tamamen yanmış durumda. Şu kısım yanmamış. Şömine kısmı bacayla birlikte yanmamış. Ve garaj hariç burasıyla birlikte her taraf yanmış durumda şu anda. Bizim söndürmemiz herhangi bir şekilde oyunun verdiği imkanlarla mümkün değil. Oyunda sıraya tarzı bir şey de yok. Telefonla arayabileceğimiz bir yer de yok. Hala yanmaya devam ediyor. Şunları ben attım. Tüpleri patlama yaratır mı diye. Olmadı herhangi bir şey. Motor yine içeride. Onda bir patlama durumu göstermedi. Bir sigara daha yakalım abi. Evin çatısına çıkıp bakabilir miyiz acaba? Durum nedir? Bir aracı kullanıp yapabiliriz aslında. Şu kamyon bayağı yüksek. İşimizi görebilir. Evet, şöyle kamyona atlayalım. Bu arada bunun da emniyet kemeri gördüğünüz gibi eklenmiş. Takılmasına bakalım. Bir dakika, şöyle basılıp çektik. Sol tıkla taktık. Çalıştıralım. Şöyle ilerleyelim. Evet, böyle kalabiliriz. Ama sürüş modundan kemerle alakalı çıkamamışım. Önce kemeri çıkartıp sonra enter'a basmak gerekiyormuş. Onu da öğrendik. Şöyle çıkamadık. Bir dakika. Biz onu yaparız abi. Gördüğünüz gibi yanmaya devam ediyor. Çatı falan inmiş komple. Evin üstü açık şu an. Bayağı havadar oldu. Acaba şu an yağmur yağsaydı yangının artmasını engeller miydi diye düşünmedim değil. Yangın şuraya kadar gelmiş durumda. Garajı sarar mı acaba? Şöyle de girelim. Acaba telefonla etkileşim olur mu? Onu merak ettim. Telefon sağlam mı daha doğrusu? Veya yangın başlarken telefonu kullanabiliyor muyuz? Hiçbir şey kalmamış. Ne telefon kalmış ne bir şey. Hala burası yanmaya devam ediyor.
Evet, bölümü noktalayalım artık. Bayağı bir bekledim çünkü. Yangın evin tamamına yayıldı. Garaj tarafına geçmedi. Ve nasıl son bulacağı ile ilgili de bir fikrim yok. Bölümü artık burada noktalayabiliriz. My Summer Car'ın 5 Aralık tarihli Finlandiya'nın 100. yılı bağımsızlığı ile ilgili getirdiği büyük güncelleme bu şekildeydi. Tüm detayları sizlere eksiksiz bir şekilde aktarmaya çalıştım. En sonunda da bu yangın olayını gördüğünüz gibi denedik. Ve şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kaldım ki diğer serilere de göz atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.